Herkese selam insanlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir gizem videosuyla daha karşınızdayım. Yeni paylaşılan fotoğrafımızdaki detaylara bakacağız. İşte Brawl Royale mi dersin, yeni karakter detayı mı dersin, yeni remodel mi dersin? Bu fotoğrafta arkadaşlar baya bir şey bulacağımızdan eminim. Şimdi arkadaşlar bu videoda sözü çok fazla uzatmayacağım. Zaten şu günler ardı ardına gizem videoları geliyor. Çünkü Brawl Stars yavaştan gizemli fotoğraflara dönmeye başladı eski günler gibi. Çünkü yeni güncellememize gitgide yaklaşıyoruz arkadaşlar. Ve bu fotoğrafta bizler için çok önemli olabilecek şeyler olabilir. En önde Burger Lou'yu görebiliyoruz. Benim dikkatimi çeken arkadaşlar bir durum var. Şimdi ilk öncelikle şuradaki çantayla beraber hızlı bir başlangıç yapalım. Buradaki çanta arkadaşlar biliyorsunuz ki Jessie'nin çantası. Jessie'nin çantasını daha sadece burada değil birkaç yere daha görmüştük. Şimdi onlara bir bakalım. Arkadaşlar bugün paylaşılan Burger Lou fotoğrafındaki Jessie çantası. Onun haricinde yeni şey vardı ya, Colette'in arkadaşlar şu fotoğrafı yani tamamen ekrana koyayım. Bu fotoğrafta yine arkadaşlar böyle kıyıda köşede bulunan bir Jessie çantası. Tabi burada bir sürü karakterimizin ikonu vardı ama yine de Jessie çantasını burada tekrar görmüş olduk arkadaşlar. Onun haricinde Paola'nın Twitter hesabından paylaşmış olduğu bu fotoğrafı da göz önünde bulunduralım. Burada sanırım Frank mı vardı bilmiyorum ama Frank yerine arkadaşlar Jessie'yi koymuşlar. Yani son zamanlarda inanılmaz Jessie detayları var. Ve bu Jessie detayları neye işaret biliyor musunuz arkadaşlar? Jessie'nin remodeline işaret. Remodel ne demek diye soracak olursanız bir karakterin çiziminin baştan çizilmesi demek. Yani Jessie arkadaşlar yakında remodel alacak. Biliyorsunuz ki biz bundan birkaç hafta önce remodel olması gereken 10 karakter veya kostüm videomuzda Jessie'yi saymıştık, Penny'yi saymıştık, Anka Crow'u saymıştık. Bu karakter ve kostümlerin hepsi remodel alacak arkadaşlar. Yani buradaki şeyde Jessie'nin remodelini işaret zaten arkadaşlar açıklandı diyebiliriz. Yani Jessie'nin remodeli hakkında oyunumuzun yapımcıları konuşuyor arkadaşlar. Burada Penny hakkında ben şöyle bir detay buldum. Yani bu Penny midir, Bel midir bilmiyorum ama burada 3 tane altın var. Belki bu da Penny'ye işaret olabilir. Çünkü arkadaşlar Penny'de yine korsan altınlarla alakalı altın saçıyor biliyorsunuz ki. Penny ve Jessie ve Anka Crow ileriki güncellemelerimiz. Yani sonraki Brawl Talk'ta olmasa bile bir sonraki güncellemelerde arkadaşlar remodel alma olasılığı çok yüksek. Frank'in bizlere dediği bilgiye göre. Bu tür çok güzel detaylarımız olacak bu videoda. Videomuza geçmeden önce videoyu beğenirseniz çok memnun kalırım arkadaşlar. Sizler videoları izliyorsunuz, ben de yapıyorum. Sevdikçe de daha fazla gizemli videoları gelmeye devam edecektir, merak etmeyin. Videoyu 2 saniye olarak beğenmeyi unutmayın. İçeriklerimizi kaçırmamak için de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bildirimleri açarsanız ne olur, o zaman da videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu fotoğrafta çok efsane bir yeni karakter detayı olduğunu düşünüyorum. Bak bu benim düşüncem, yeni karakter detayı olmayabilir ama birazdan sizlere göstereceğim. Onu videonun ileriki dakikalarına göstereceğim. Benim dikkatimi çeken bir durum daha var arkadaşlar şurada. Brawl Royale bir oyun makinesinin üzerinde. Normalde biliyorsunuz ki oyunumuzda oyun makinesi olarak 8 bit var arkadaşlar. Bunu 8 bitin üzerine uyarlasalardı Protect Lazer olurdu muhtemelen. Yani şuradaki oyun makinesi yerine 8 bit tarzı metalden bir makine olsaydı arkadaşlar muhtemelen içerisinde Brawl Royale değil de Protect Lazer yazardı. Ama burada Brawl Royale tarzı bir şey yazıyor ve bunun üzerinde ise Poco Coco tarzı bir şey yazıyor sanırım arkadaşlar. Brawl Royale demek, Brawl krallığı demek, savaşçı krallığı demek. Yani Royal derken acaba Clash Royale ile yani Supercell'in diğer bir oyunu Brawl Royale olabilir mi arkadaşlar? Öyle bir şey olursa çok efsane bir şey olabilir. Sizce Brawl Royale oyunumuza ilerleyen zamanlarda gelecek bir oyun modunun ismi olabilir mi? Çünkü ben bu tweet'in yorumlarına da baktım. Gerçekten Brawl Royale çok fazla dikkat çekmiş. Yani acaba yeni bir oyunun adı olabilir mi arkadaşlar Brawl Royale? Gerçekten bir tane Clash Royale'de sonunda E var ya, burada birinin Royale var. Bu birazcık enteresan. Onun haricinde Poco Coco ne alaka bilmiyoruz ama bu arkadaşlar enteresan durumlar arasında. Onun haricinde tabii ki de bu fotoğrafı biliyorsunuz, Burger Lou fotoğrafı. Şu kısımlara dikkatinizi çekeceğim arkadaşlar tekrardan. Jessie çantasının detaylarını söyledik. Jessie yeni bir remodel hakkında. Buradaki bir içecek var. Benim saydığım maddelerden arkadaşlar sizler de kendi kafanızda bir detaylar kurabilirsiniz. Mesela burada arkadaşlar bir tane ketçap var ve ketçapın üzerindeki logoyu yarım bir şekilde göstermişler. Yani normalde buna çok fazla takılmazdık ama arkadaşlar buradaki logoyu yarım bir şekilde göstermeleri, ben bu tweet'in yorumlarına baktığınız zaman yine ketçapın üzerindeki logoda yine dikkat çekilmiş arkadaşlar. Burada sanırım kalp olabilir. Bilmiyorum, çok fazla gözükmüyor ama onun haricinde burada yine bir Emz'in bardağı var. Arkadaşlar sadece şu kadarını söyleyeceğim. Gerçekten Emz detayları çok fazla ve hani her videoda Emz detayları artarsa muhtemelen ileride bir şey olacak yok diyorum ama her fotoğrafta da artıyor. Yani hemen hemen bütün fotoğraflarda Emz'in ya bardağı oluyor ya makyaj malzemeleri oluyor ya parfüm oluyor. Her fotoğrafta Emz'in bir şey oluyor. Ne zamandan beri biliyor musunuz arkadaşlar? Edgar oyuna eklendiğinden beri. Şimdi biliyorsunuz ki son zamanlarda yine Emz'le alakalı dikkat çekici şeylerle karşılaştık. Biz biliyorsunuz ki Emz'le Poco'yu sevgili zannediyorduk. Çünkü arkadaşlar Emz'in telefonunda Poco'yu görmüştük ve Emz'le Poco'yu sevgili zannediyorduk. Ama şu anda ekranda koyduğum fotoğrafa bakarsanız arkadaşlar, zaten dünkü videomuzda ne incelemiştik, o videoyu kartlar bölümünde bulabilirsiniz ama Emz'le bir ojenin birleştiğini ve ortada da bir tane kalp ve soru işareti olduğunu görebilirsiniz. Buradaki oje Edgar'ın ojesi. Çünkü arkadaşlar Edgar'ın oyuna eklenmiş olduğu fotoğrafa baktığınız zaman Edgar'ın eline sürdüğü oje ile buradaki ojenin yine aynı olduğunu görebileceksiniz arkadaşlar. Aynı zamanda Edgar'ın oyuna geldiği fotoğraftaki burada da yine Emz'in işte bardakları mıydı hatırlamıyorum ama yine Emz'le alakalı parfüm detayları vesaire vardı. Ve ondan sonra Edgar'ın dolabının içinde yine Emz'in parfümünü görmüştük arkadaşlar, yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra Sukik'in gelmiş olduğu fotoğrafta yine Emz'in bardağını vesaire görmüştük arkadaşlar. Yani çok uzun zamandır her fotoğrafta, yani Edgar'ın bulunmuş olduğu her fotoğrafta neredeyse hemen hemen Emz oluyor. Ve en son arkadaşlar geçen paylaşılan zaten Brawl Stars detayları adına çok önemli bir fotoğraf olan bu fotoğrafta yine Emz ile Edgar'ın sevgili olabileceğini, yani Starr Park grubuyla korku grubunun arasında bir bağlantı olabileceğini muhtemelen ilerleyen zamanlarda bunun da hikayesini de öğrenebileceğimizi anlamış olduk arkadaşlar. Biz dünkü videomuzda Mortis'in morgu hakkında konuşmuştuk. Belki Starr Park detayları çok fazla fark ettiniz mi arkadaşlar? Mesela bu fotoğrafa baktığınız zaman arka planda Starr Park'a görebiliyoruz. Yani hem Starr Park hem korku teması şu anda ön planda ama bilmiyorum Mortis'in morgu mu olur, Starr Park'a geri dönüş mü yaparız? Belki de bunların ikisinin karışımı olabilir. Çünkü ikisi de daha önce oyuna eklendi. Birisi 3. sezon olarak Starr Park olarak geldi. Birisi daha önce Mortis'in morgu olarak oyuna geldi. Bilmiyorum, belki karışık bir temayla karşılaşırız arkadaşlar ama Emz'in olduğu her fotoğrafta Edgar vardı ve burada arkadaşlar yine Emz'in bardağını görebiliyoruz. Emz'le alakalı bir şeyler olma durumu söz konusu arkadaşlar. Burada baktığınız zaman arka planda gördüğünüz gibi dinozorların yazını görebiliyoruz. Yani oyunumuzdaki giriş ekranında bulunan dinozorları arkadaşlar görebiliyoruz. Ya burası sanırım neresi bilmiyorum ama satıcı dükkanına da oyun dükkanına benziyor. Buranın tam olarak ne olduğunu, bir lokantaya benziyor burası ya. Yani. Lokantada bir oyun makinesi ne alakalı bilmiyorum arkadaşlar ama onu da tahminleriniz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar benim çok dikkatimi çeken bir durum. Bunu çoğu kişi, yani hiç görmedim ben, fark eden olmuş mu olmamış mı bilmiyorum ama arkadaki yangın söndürücü arkadaşlar bakın. Zaten arkadaşlar şu anda bir yüzünüze tebessüm oluşmuştur. Eğer bu yangın tüpü hakkında yaptığım diğer videoları izlediyseniz yüzünde böyle lan demiştiniz muhtemelen. Çünkü ben harbiden öyle dedim arkadaşlar. Şimdi ben sizlere birazcık geçmişe götüreceğim. Bu yangın söndürücü nedir? Arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam Brawl Stars'ın bizlere yangın söndürücü fotoğrafını ilk gösterdiği fotoğrafta tarih düşmanı Terra'nın gelmiş olduğu fotoğraftı. Ta o zamandan beri arkadaşlar, hatta o videoda demiştim ki eğer ilerleyen zamanlarda yangın söndürücü detayları artmaya başlarsa muhtemelen arkadaşlar Supercell bizlere bir mesaj vermek istiyordur demiştim. Çünkü orada yangın söndürücü alakasız duruyordu ve baktığınız zaman aynı yangın söndürücünün burada da olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde anneler günü için paylaşılan bir fotoğrafta da yanlış hatırlamıyor isem yangın söndürücüyü görebiliyorduk ama sanırım orada iki boyutlu bir şekilde görebiliyorduk arkadaşlar. Ben yanlış anlattıysam editte ekrana yazarım çünkü ben o fotoğrafları şu anda göremiyorum. Aklımda kalanları anlatıyorum arkadaşlar. Sanırım en az 3 veya 4 oldu. Arkadaşlar bakın buradan da net bir şekilde söylüyorum. Yangın söndürücü detayları artmaya devam ederse de artmasına da gerek yok. Bir sonraki güncellememizde yani itfaiyeci bir karakter bile gelebilir arkadaşlar. Elinde yangın söndürücü bulunan itfaiyeci bir karakter bile gelebilir. Mesela Amber'dan bahsediyoruz ya. Amber'ın yağ şişelerini biz nerede görmüştük biliyor musunuz? 1. sezonun Brawl Pass ekranında yağ şişelerinden görmüştük ve Amber'ın geleceğini oradan anlamıştık zaten. Yani yükleme ekranına bir karakter detayını koymuşlar. Yani biz bunu Amber'ı bir kere görmüştük. Burada arkadaşlar 4 oldu. Bence bak bu benim tahminim, bir itfaiyeci karakter, yangın söndürücü ile alakalı bir karakterimizin oyuna eklenmesi mümkündür arkadaşlar. Bu benim tahminim. Sizler de kendi tahminlerinizi tabii ki yorumlar ediniz. Onlara tabii ki değerlendiriyorum arkadaşlar. Bu fotoğraf dediğim gibi çok gizemli bir fotoğraf. İlerleyen zamanlarda yine gizemli fotoğraflar gelmeye devam edecektir. Mesela arkadaşlar şurada Barley'in şişesi var. Her şeyden bir detay çıkarmak istemiyoruz ama Barley'in şişesiyle alakalı da eğer artmaya devam ederse tabii ki onun hakkında da bir şey şeyler yapabiliriz. Burada baktığınız zaman arkadaşlar çok fazla şey var. Mesela şuradaki 25 dolar. Burada Brawl Royale'imiz var arkadaşlar. İşte Max'in kupası var. İlk defa Max'in kupasını gördük. Yangın söndürücü var. Jessie modeli. Ya şuradaki artık Jessie model olacak. Yani eğer o haberi açıklamasalardı ben yine derdim muhtemelen Jessie ile alakalı bir şey olabilir. Çünkü 3 oldu arkadaşlar son zamanlarda. Onun haricinde Emz'in bardağı vesaire vesaire. Fotoğraflarımızdaki gizemler artmaya devam ediyor arkadaşlar. Ben de elimden geldiğince bu güzel videolarını sizlere sunmaya çalışacağım. Umarım sevmişsinizdir. Umarım bilgilenleri bilmişimdir. Teşekkür amacıyla bir tane like atmayı kesinlikle unutmayın. Eskilerim arkadaşlar. Ve içeriklerimizi sevdiyseniz de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yana çıkan videoya tıklayarak diğer videoya gidebilirsiniz. Buradan da diğer işte mini game ya da gizem videolara gidebilirsiniz arkadaşlar. Önceki gizem videolarımızı izlerseniz bu tür konuları daha iyi anlayabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videolara kadar görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın ve bay bay.